kardeşlerim benim. Tekrardan hoş geldiniz Kurban Doktor'un. Video kaç oldu? 30 mu oldu? 29 mu lan? 29 hocam. Vay baba ankemüne. 29'dayız ve zamirlerdeyiz. At başlığını kurban olurum. Zamir. Diğer adı Adıl. Zamirlerin görevi şu kardeşlerim benim. İsmin yerini tutan sözcükler. Bu. Peki zamirleri biz kendi içine kaç ayırıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bakın. Zamirin tanımını yazın defterinize. İsmin yerini tutan sözcüklerdir. Bu arada ismin yerini tutan sözcüklerdir diyorum ya. Soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 6 çizgili sözcük ismin yerini tutma göreviyle kullanılmıştır. O yüzden bize neyi soruyor? Soru kalıbı bu. Yani tanımı soru yapıyor. Çok da bir şey yok. Peki zamirler ikiye ayrılıyor dedik. Bir. Hemen yazıyorum. Sözcük halinde zamirler. Bir de neyimiz var kardeşlerim, hemen şöyle yazıyorum. Ek halinde zamirler. Şimdi ek halinde zamirlerde neler var? Bak sadece iki tane. Bir, ilgi zamirimiz var. Bir de neyimiz var kardeşlerim? İyelik zamirimiz var. Pıtık 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 pıtık. Başka da yok. Bir, iki. Geldim bu tarafa. Sözcük halinde zamirler. Bir, kişi zamiri. İki, dönüşlülük zamiri. Üç, işaret zamiri. Dört, belgisiz zamir. Ve beş, soru zamiri. Soru, za, Şimdi kardeşlerim benim, baktığınız zaman önce buradan başlayacağız. Peki başlayalım kardeşim benim. Ek halinde zamirlerde neler? Bir, iyilik zamiri. Mesela, iyilik zamiri neydi? Aşkım, bebeğim, ömrüm. Yazıyorum bak, yokluk. Yazdım. Şimdi yokluk derken, ay pardon, aşkım da olan var, olmayan var ayol. Şimdi aşkım, kimin aşkı? Benim aşkım diyor. Kurban olurum, iyilik eki var mı? Var. İyilik eki alan her sözcük aynı zamanda iyilik zamiridir. Bunu zaten ben size iyilik ekinde de söyledim. Ka kurban olurum sana he. Geldik ilgi zamiri. İlgi zamirine kurban olduğum ilgi zamiri de ki. Yemin ediyorum çaycı abla Çorumlu bizim. Kurban olurum, kurban olurum diye geziyor. Yemin ediyorum dilim enseme kastı. Kurban olurum diye geziyorum ben daha. Ki. Lan ki ye bize. Buradan Çorum'a selam olsun. Çorum normalde çok kibar konuşuyor. Yani Kaliforniya eyaletinde gibi. Nereden geldin? Çorum'dan. Nereden geldin? Diyarbakır. Nereden geldin? İzmir'den geldim. Sana kurban olayım. Şimdi bak buraya. Ki kardeşim ismi yeni tutacak. Seninki, benimki, onunki, bununki dedim. Bak şimdi. Lan oğlum bunlar ilgi zamiri işte. Ki ismin yerini tutuyorsa ilgi zamiri olan ki'dir. Nasıl? Senin ayakkabın güzel, benimki de güzel. Buradaki ki artık ayakkabının yerini tutuyor. Senin saatin güzel, seninki de güzelmiş. Saatin yerini tutuyor. Ya da üstümdeki tişört dersem sıfat yapan ki'dir. Ama üstümdeki güzel derken ismin yerini tutar, artık bu zamirdir. Muhabbet bu. Ve zamir yapan ki çekim ekidir. Sıfat yapan ki yapım ekidir. Bir şey diyeceğim, gülmeyin bak. Hani bu millet küfür eder gibi şey diyor. İşte ebeğinki, öbeğinki, babaanki, yok ananınki. Oğlum onlar küfür değil lan. Vallahi değil. Bak senin ebenin E şarpı güzel. Benim ebeminki de güzel. Orada ebeminki derken ki neyin yerini tutuyor? E şarpın. Türk milletinin aklı başka yere çalıştığı için her şey küfür olarak algılıyor. O yüzden bunu da böyle bileceğin kurban oldum. Döndüm buraya. Hocam bu kadar basit. Basit oğlum, başka bir şey yok işte, bu kadar. Geldim. Kişi zamiri.
Bak ilkokuldan beri aynı şey. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bana, sana, ona, buna, beni, beni, seni, seni, K, R, M, L, S, P, T. Al. İlkokuldan beri aynı şey oğlum. Beni, beni, bihterini. Görüyorum, anlasana. Her gün gözümün önünde birbirlerini seviyorlar. Dönüşlük zamiri nedir? Dönüşlük zamiri kendi sözcüğü. Sadece kendi. Başka da yok. Dur! Ana! Hocam! Zamir bu kadar basit. Vallahi de bu kadar basit. Billahi de bu kadar basit. Kurban olayım basit. Peki hocam, zamir bu kadar basitse, o zaman babaun kemüne tukurim, al bunu fıttık. Nasıl basitli hocam? Bak basit göstereceğim şimdi. Gel. Ne diyordu? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Ah. Bak siz bu şarkıları bilmezsiniz. Siz neyi biliyorsun Kerimcan? Gece gündüz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşindeler peşimde. Ancak bunu biliyorsun. Başka bir şey yok. Gece gündüz peşimdeler peşimde. İlaçlar hep peşimde, peşimde. Sakın Kerimcan'ın kafasına sakın bana koy. Bak ümünüzü sıkarım. Montajda gece gündüz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde. İlaçlar hep peşimde, peşimde. Bize var dediler. Bu cümlede zamir var dendi. Bak buraya Allah belanı ver. Tövbe estağfurullah Allah'ım. Şimdi alta yazacaklar hocam iyi de konuşuyorsun ha. Şimdi kardeşim. Bak kaç tane zamir var? Bir. Sen sözcüğünü gördüğüm zaman ne var burada? Kişi zamiri. Kendin sözcüğünü gördüm ne var burada? Dönüşlülük zamiri. İki tane zamir var. Bitti. La bu kadar basit. Bunlardan birini gördüğümüz zamir var diyeceksin. Dur. Peki Aker hocam. Kişiyle dönüşlülük zamirinin birlikte kullanılması. Anlatım bozukluğu. Niye? Kader diyemezsin. Sen kendin ettin. Lan sen kendin aynı şey değil mi? Evet ama. ÖSYM diyor ki kişiyle dönüşlülük zamirinin birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil. Cümleye pekiştirme anlamı katar diyor. Apo! 10 numara soru olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Çocuk gider cevaba A der, sınavdan bir çıkarsın. Şu cennetin ırmakları. Ol cennetin ırmakları. Puh Allah belanı vermesin. Videoda anlatıyorum notun düş. Kişiyle dönüşlülüğün birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil, cümleye pekiştirme anlamı katar. Dur! Bir notum daha var. Bak şimdi. Ama gel dedik. Ben kendisini uyardım. Hocam zamir var mı? Var. Al. Bir, kişi zamiri var. Al. İki, dönüşlülük zamiri var. Hocam burada anlatım bozukluğu var mı? Bir dakika önce kişiyle dönüştüğün birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil diye beynin zıngırdağına zaplatırım. Anlatım bozukluğu değil dedi. Peki hocam o zaman pekiştirme anlamı var. Cahilsin. Bayram iki dakika cehaletle savaşacağım şurada. Neden? Çünkü ben kaçıncı şahıs? Birinci. Ben kendisini uyardım. Kendisi kaçıncı? Üçüncü. Şahıslar birbirini tutuyor mu? Tutmuyor. O yüzden burada pekiştirme anlamı yok. Anam, hocam. O zaman bir şeyin pekiştirme anlamı katabilmesi için şahısların birbirini tutması gerekiyor. Sen ikinci şahıs, kendin ikinci şahıs. Ama buraya geldiğinde birinci şahıs, üçüncü şahıs. Notunu şöyle al o zaman kardeş. Kişiyle dönüşlüğün birlikte kullanılması anlatım bozukluğu değil. Cümleye pekiştirme anlamı katar. Ama şahıslar birbirini tutarsa, tutmazsa zıngıldatırlar. Pekiştirme anlamı da yok. Dur. O zaman geldim. Hop, biti biti kalem. Birinci not bu. Sonra geliyor bak bura bitti. İkinci not. Sildim 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 sildim. Amanını sildim sildim sildim. İkinci not. Geldim dedim ki. Bunu
kendine, dur lan bunu, o, kendi kendine öğrendi. Al. Şimdi burada kendi kendine derken kendi sonucu ikileme oldu mu? Oldu. Nasıl öğrendi? Kendi kendine. Hocam bu fiilden önce geliyor. Kendi sözcü artık zamir değil, zarftır. Yanlış. Kendi sözcü yine de zamir. Nerede görürsen gör, zamir. Neden? ÖSYM'nin çıkmış sorusu var 2016 TYT'de. Adam zamir kabul etti. Sen kimsin? Sen kimse kabul etmeyeceksin. Edeceksin. Yaz. Nerede görürsem görüyorum. Kurban olayım zamir. Bir tanem. Bu kadarla. Peki dur. Hocam ben bunu da anladım. Sana kurban olsunlar la. La oğlum bitti işte. Bu kadar basit olay ya. Peki gelelim üçüncü notu. Kardeşlerim. Not 3. Bunun aynı zamanda çıkmış sorusu var. Şimdi. Kendisini izledim. İzledim. Şimdi adam 2016'da sorduğu soruda, dediğim gibi ünitenin en sonunda ben çıkmış soruları konuşuyorum biliyorsunuz sözün özü videosunda, orada konuşacağız. Kendisini izledim derken, bakın burada adam şöyle sordu. İyilik ekinin çıkartılmasında anlam bozulmaz. Dedi ki adam aşağıdaki cümlelerin, pardon yukarıdaki parçada kaç numaralı cümlede iyilik ekinin sözcükten çıkarılması anlamda bozulma yapmaz. Bak. Kendisini izledim desen de aynı şey. Kendini izledim desen de aynı şey. O yüzden anında burada iyilik ekinin çıkartılması anlamda bozulma yapmadı. 2016 lisans sorusu. Peki hocam başka böyle var mı? Bak. Ya şunu soracak sana. Kendisi, birisi, kimisi. Si'lerin çıkartılması anlamda bozulma yapmaz. Soru bankalarında eğer sana derse ki iyelik ekinin çıkartılması derse bu üç kelimeden birini bul işaretle. Bak sana zamir normalde çok basit bak bu kadar. Gördün mü zamir var diyorsun. Ben sadece zor gelebilir diye detaya iniyorum. Hani detaya inmedi deme yani tamam mı bebe? Geldim. Peki hocam işaret zamirine bak. İşaret ispatı şuydu. O evi gördün mü? Şimdi bak. Hangi ev? O ev. İsimden önce gelene ne diyorduk biz? Yazıyorum bak. İşaret sıfatı. Ama. O evi gördü mü? Yanına virgül koyduğu zaman artık bu neydi? Zamir. Geldim. Onu gördün mü? Bunu aldın mı? Şunu getir. Şunları götür. Onları al. Bunları yap. Dediğim zaman bunlar da zamir. Peki hocam şuna dikkat edelim mi? Sıkıyorum. Bunu, şunu, şunları, şunu, onları, bunları. Bunlar kişi de olabilir. İşarette. Nasıl? Onları ben davet etmedim. Hangi yüzle gelmişler? Bu kişi. Niye? İnsanı kastediyor. Onları yerden al yere fırlatma. Bu da işaret. Nesneyi kastediyorsa işarettir. İnsanı kastediyorsa nedir? Kişi zamirdir. Geldim. Belgesel sıfat. Ah. Bazı insanlar dediğimde o zaman neydi? Hangi insanlar? Bazı. İsimden önce geliyorsa belgesiz sıfat. Ama bazıları dediğimde o zaman ne oluyor ismin yerini tutunca? Belgesiz zamir. Al örnekleri çoğaltalım. Ne diyor? Birkaçı, değil mi? Birçoğu, kimileri, kimisi, hepsi, herkes, bir takım. Bak. Ah, bu belgesizler, belgesiz zamir. Bitti. Ya da bir örnek daha veriyorum. Hiç kimse. Zamir bitti kardeşler. Bunlardan birini gördüğünüz zaman parçada zamir var. Geçmiş olsun. Dur. Dur. Hocam ne var? Şimdi isimden önce geliyorsa işaret sıfatı.
isimden önce geliyorsa belgesi sıfat. Ama ismin yerini tuttuğunda biz bunlara işaret zamiri, işaret şey belgesi zamir diyorsun. Hocam bunlar adlaşma sıfata benziyor. Ama iyi dinle. Bak şimdi. Ne örneği vermiştim ben? Uçağa binen insanlar. Geldim. Bu çocuğu demin insanın yanını tutmasın. Bu arabayı beğendim. Geldim. Birkaç öğrenci eksik. Şimdi iyi bak. Bak iyi bak. Bunlar isim. Doğru mu? Tamam. İsim, isim, isim. Bak yazıyorum. İsim, isim, isim. Öncesine gelen belgesi sıfat, öncesine gelen işaret sıfatı, öncesine gelen niteleme sıfatı. Şimdi adlaşma sıfat yapıyorum bunu. Uçağa binenler. Yazdım. Adlaşmış sıfat. Hemen bunu alıyorum, zamir yapıyorum. Bunu beğendim. Yazdım. Bunu sözcüğü artık ney? İşaret zamiri. Birkaç öğrenci aldım, bunu zamir yapıyorum. Bir kaçı. Ne diyeceğim ben buna? Belgisiz zamir. Şimdi bak. Aynı şey değil mi? Bak aynı şey. Nasıl? Burada insanları kullanmadım, bu oldu. İsmi kullanmadım, bu oldu. İsmi kullanmadım, bu oldu. Yani sıfatlar bir anda buna dönüştü. Hocam aynı şey. İsmin yerini tuttu, ismin yerini tuttu, ismin yerini tuttu. Ama biz şöyle bir not yazdık. Bak aynı şey, aynısı. Hepsi birbirinin aynısı. Ama nota şöyle yazdık. Niteleme sıfatları adlaşma sıfata dönüşür. İşaret sıfatıyla belgesi sıfat, sıfatlar videosunu aç. Adlaşma sıfata dönüşmez. Adlaşma sıfata dönüşen tek sıfat niteleme sıfatlarıdır. Diğerleri zamire dönüşür. Bunlar kardeş. Sadece bu ikisi kız, bu erkek. Türleri farklı. Yoksa üçü de aynı. Çaktın mı? Bunun adı bu oluyor. Bunların adı bu oluyor. Aynı şey, isimleri değişik. O yüzden notana yazdık. Adlaşma sıfat adını alan tek sıfat nitelemedir. O zaman sizi öpeş. Lan! Bir sonraki videoya gel. Zamirden soru çözeceğim. Demeyi unuttum. Kendine iyi bak.